Bugün çok çok heyecanlı bir gün. Çünkü Kızılcık Şarbon'un final bölümünü izleyeceğiz Meriç'le birlikte. Yani onunla böyle bir bölümü yorumlaya izlemeyi çok istiyorduk. Vır 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 nefessizce konuşacağız bakalım bütün akşam. Heyecan verici açıkçası. Neler olacak, neler bitecek merak içindeyim. Haydi son kez Kızılcık Şarbon. Meriç yetişemedi henüz. İlk reklam arasında damlayacağını iddia ediyor. Bakalım haydi hayırlısı diyelim. Aynen öyle Alev'cim, hadi bakalım sen de artık ayın oyunu bırak kardeşim. Seviyorum de geç işte. Ben senin bu yan kocanı bir şekilde seviyorum anlamsızca, ben de şaşkınım. Biraz Elektra kompleksi, biraz başka şeyler. Yani kadınların birbirine girmesi yine de hoş değil pembecim, ne dersin? Birazcık kocam neden buradaydı? Kocam beni niye ters oluyor? Biraz bunları mı düşünmek acaba? Nur Sema'nın da böyle ne iş anne çekmesi gözleriyle müthiş. Ya kızım ya bir şey. Yalnız bu Ömer ve Kıvılcım aksını biraz savsaklamaya başladı. Yani bir gelişme olmuyor. Burada mutluluk var. Bir iki bölümdür. Tabii ki kaza geçirmek mecburiyetinde kaldı bu çift sezon finalinde. Arkadaşlar bu arada bu çiftin sürekli olarak gülerek konuşmuyor olması. Diyaloglarını gülerek söylüyor olması. Çok tatlı geliyor bana. Nedense bilmiyorum. Bu çifte ben çok inandım. Herkes hep şey diyor. Bu Ömer'i oynayan Barış Kılıç galiba çok komik bir adammış. Sürekli sette güldürüyor. Görüyormuş insanlar. Aha Meriç geldi galiba. Galiba o yüzden hep gülerek oynuyorlar ya onunla. Şey ben Meriç geldi sandım. Ama ben kumpir söylemiştim biliyor musunuz? O geldi. Ya of şu gerilime bakın yiyeceğim seni. Aa Umut'a bakın. Biraz uzatmışlar yalnız Umut'un Nursema'nın saçına bakışını. Nursema sen sarışın değil miydin bu arada falan mı diyecek yani, ne diyecek? Ay ay amorlarıma bakın. 30 bölüm bekledik be şu anına. Hadi bakalım hayırlısı çocuklar. İnşallah her şey sizin için çok çok yolunda gider bu süreçte. Kolye takmak. Sen nereden bilirsin kolye takmayı? Kadınlar bana takmamışsın. Sen nereden bilirsin kolye takmayı gerçekten be Abdullah adam. Bu arada bu gece sezon finali yapan tek şey Kızılcık Şerbeti değil, benim kumpir bağımlılığım da. Moralim bozuk diye her gün aşırı kumpir yiyip duruyorum. Pardon bu arada Fatih çıktığı için ben biraz konuşmaya başladım. Senin o sinirin de geçecek. Ay Allah'ım herife bakın. Ay ya doğa nasıl sabrediyorsun? Yemin ederim o kadar zor bir pozisyon ki şu. Var ya bu Doğan'ın Fatih'e soğuk yapması sürecinde Fatih'in aklından şey geçmiyorsa hiçbir şey bilmem. Ay bu da hak etti ya bunu aldatma. Bu ne böyle surat vermiyor, yüz vermiyor, bir şey yapmıyor. Tabii ki aldatacağım falan demiyorsa hiçbir şey bilmiyor. Aptal. Arkadaşlar niye evin içindeki sandalyeyi bahçeye çıkardınız ya? Zengin aile balkonuna bakın çabuk. Salon içi yani ahşap sandalyeleri çıkarmışlar bahçe. Ya bir bahçe ayrı sandalyeniz yok mu ya sizin? Bu olamaz çünkü. Tamam, tartışmak istemiyorum yeter. Ben bunu kaldıramam. Aynen öyle bu arada. Umut demek istiyor ki arkadaşlar bu ne karbonhidrat sofrada. 40 çeşit poğaça ve ekmek var yani sofrada ve süt ürünleri yani sadece çeşit peynir. Yani gazdan ve şeyden glutenden patlayayım mı ben hanım demek istiyor Umut. Alev'e yine tanıtıcı reklam geldi. Ya Allah'ım bu Alev karakterinin yani ürün yerleştirmesi bitmeyecek mi ya? Influencer paketi niye geldi arkadaşlar Alev'e bu dizinin içinde ya? İyice çocuklar duymasına bağladı bu dizi, neyse. Olsun, helali hoş olsun da yani şunu daha yaratıcı yapmanın bir yolu yok mu ya? Aha Meriç geldi bu sefer. Ay 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 kim gelmiş? Gel hoş geldin. Gel su çıkardım sana bak şurada su var. İç. Annesi. Ay senin şıklığın peki tam bir pijama parçası. Başladı. Hiçbir şey olmadı. Aylin Fatih'i yemeğe da yani şey gel son bir konuşalım dedi. Ben paramı alıp gideyim çekti yani. Ama tuzağa düşürecek. Aynen aynen Fatih. Vicdanı rahat değil. O yüzden ailenle buluşmaya gidiyor. Ya geri zeka Fatih ya. Sinir bozuyor ya. Anlamam. Konuşuyor hala ya. Ya Fatih çekil şuradan.
Bu adam boş. Bu adam boş yere birkaç bölüm oynayamayacak senin ortaya çıkan olayların yüzünden. Kovduracaksın illa bu Yusuf'u. Aynen öyle. Ulan ne güzel oynuyor adam işte. Bırakın daha bir adamı ekmeğinden etmeyin. Şu arabanın da ne reklamını yaptınız ha. Güzel reklam yapıyorlar. Helal. Yeni eve geldik hayatçı. Aa, yeni evi şöyle bir gez belki burada. Çivilcumla Ömer'in yeni evi. Çivilcum. İnşallah bu da bir emlak ofisi reklamı çıkmaz izliyoruz ama hayırlısı. Sen bu evi aldın. Ulan ne yapacaktı ya? Ömer kiraya mı çıkacaktı ya? Ne sandın hanım? Ulan ne sorunu adamın canına minnet. Az görmek için dünyanın en büyük evini almış. Karşılaşma. Zaten senin annen de kimle daha yaşamak istesin ya? Gizli baskıcı annenle sen. İnceliği yolda mı bulduk? Adam inşaattan adam atıyordu 3 bölüm önce. Evet evet tatlılar. Bir bunlara bir trafik kazası geçirecek iyiliği gelmiş. Bir yerden atması çok korktu bu adamı. Evet adamı havuza atıyor. Kıvılcım diyor ya geçen bölüm. Sen öyle her elinde tuttuğunu aşağıya atacak mısın böyle? Ali abla. Ali abla birazcık ten olmuş gelmiş. Hafif biraz yanmışsın sonuna zaman. Bir şey soracağım. Bu papağan aksın hakkında ne düşünüyorsun? Geri bağlanacak inşallah. Ya inşallah bu papağan yani ne bileyim Alev'le Abdullah arasında bir şey var mı diyecek pembeye. Ne diyecek papağana bakın bu. Her şey geri bağlanacak. Papağandan al haberi. Hep takım giyiyordum. Aha of. İhtiyacım olacak. Aynen Aylin'in. Aynen Aylin. Ama parayı kardeşim. Al kardeşim enayi parasıdır koy cebine. Aylin'in ki ulan çeksene sandı hiç belli etmiyor Allah aşkına. Şuna bakın. Daha çok. Ulan alnına mı yazdım ben gezeceğim fotoğrafınızı ya çekeceğim. Bozulu. Helal aferin. Çocuk da bana benziyor. Bu sahnede bir tek Aylin bana benzemiyor hafiften. Kömür karası adamların hepsi doluşmuş tek bir sahne. Bir şey sorun ya kapı gıcırtısına da altın takma aynalı kemer gibi bir şey taktınız düğünde zaten. Ya aptal Fatih ya. Nilay bir çit zortlatabilir de. Nilay sen mutfağa peki kendi kendine konuşmaya mı geldin ablacığım? Fatih doğayı aldatıyor. Ha, suya söylüyor. Ya mükemmel ya. Sönmez Hanım seninle benim Kızılcık Şerbeti izlemem gibi aile dizisini izlemesi her bölüm. Deli gibi izli. Kendince haklı. Eyvah Alev'in kendi iç sesini dinlemesi ne anlama geliyor biliyor musun? Tanıtıcı reklam girecek. Aha fotoğraflar geldi. Eyvah. Tamam bu ne artık? Aa böyle bir açıdan çekmedi ki adam fotoğrafları. Olamaz. Bu ne ya pislik. Alev'e seyircinin bütün tepkisini vermişler. Niye hiç yaşanmış gibi davranıyorsun? Aynen öyle. Gerçek hikayesi mi uyarlanmış? Fatih mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu bir gerçek hikayeden uyarlanmamış olabilir ya artık. Abi kontu yolunu. Kız yatakta yatıyorlar. Yatağa kaçta giriyorsun? En geç 11. Evet. Sence bunların kahvaltı saati kaç? Bence 9. Bence daha erken çünkü şirkete gidiyorlar. Aa evet. Bunlar sabah namazına kalkıyor. Pembe daha yatmıyordur. Evet doğru. 7'de falan kahvaltı yediyorlardır. Ay aman yarabbim. Bir de benim gibi deli yatıyor. Bak hiç Abdullah gibi yatamam ben hayatta. Göğsüm sıkışır. Pembe gibi. Hakka yürür gibi yatamam öyle. Pembe gibi başımı gözümü dağıtır yastığa gömer yatar. Aa, ne kadar prenses. Ben böyle yatarım bak. Laman sen niye yaşıtın kadına el öpmeye gidiyorsun bu arada? Ya mantıken öyle olması gerekmiyor mu? Abdullah'ın kardeşiydi. Bir şey söyleyeceğim. Bir alışveriş sahnesiyle bizi gerim gerim gerdiler. İnanamıyorum. Mutfak alışverişi, bu dizi politik değil de ne ya resmen et fiyatlarını falan geçtiler bize dizi arasında. Evet. Eyvah Meriç, eyvah. Suyu geri verecek vallahi. Ayye. Ulan bir zamanlar. Lokum görüyor musun olup bitenleri lokum? Bakma kızım.
Lokum'a çok üzülüyor biliyor musun Meriç? Evet Meriç, tahminleri alalım. Kaç lira tutacak sence? Yani orada nereden İki kişilik bir ailenin ortalama bir alışveriş. Yani 8-10 bin liralık. 10 bin diyorum ben de. İnanılmaz. Hadi ya. Bir de o halde muhafaza kadar otel açılışına gelmiş. Şumursuz. Doğru bu arada. Ay, eyvah. Ay. Maalesef. Bu da yetersiz paket. Ölüyorum utançtan. Ulan size ziyafet çekecek diye bu adamın kartlarını yediniz. Ünal ailesi. Ulan Ünal ailesi, bir kart uzatın. Bir para çıkarım be kardeşim. Ay tam müzik altı. Ben senin hayatından gittim oğlum çalıyorlar. Elveda Fatih. Ya inanılmaz ya. Yemin ederim Nur Sema'nın intikam formülünü birebir aynısını yapmışlar ya. Arkadaşlar Paris Green Box'a geldi bu çift. Ya inanılmam şuraya da Eiffel'i koymuşlar. Ulan Paris'te. Sabah 6'da uyanıp Paris'te kahvaltıya gittiler resmen. Ulan Ömer sen ne türde bir Gülten Dayıoğlu romanı karakteri çıktın ya. Aha evleniyorlar Paris'te. Aha müziğim. Eyvah Meriç. Çok iyi bir fikir. Evet iyi bir fikir hakikaten. Arkadaşlar Sezen Aksu ile Ajda Pekkan bu diziyi izliyormuş diye bir onun şarkısı bir bunun şarkısı. Ya ben gündüz Paris'te evleneceğim kahvaltı masasına kaldım. Akşamüstü de gerizekalı damadımın kızımı aldattığını öğreneceğim. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Ulan gerçekten. Ya Umut o zaman borcunu öde aslanım ya. Bir sana bir şey. Gerçekten kendinden soğutma aslanım, yapma böyle. Ay bak, Umut ne alaka? Biz kusura bakma. Ay, aynen öyle, bir de evlilik müşterek. Neyse şimdi Umut'cum senin trajedini söyle. Alev de geldi. Eyvah Alev'in gerilimine bakın, aynen ekran karşısında biz. Hala daha güzel karım duyuyor aptal Fatih. Çok özendim bu gece. Ölüm meleği gibi de kapkara giyinmiş. Yavrum sen de çok ayakta kaldın. Tamam hadi sorun değil pembeciğim. Of 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 yeni evliler. Şey biz Paris'te evlendik de az önce önemli bir şey söylemeyecekseniz biz Gerde'ye gidiyoruz. Çok özel bir gün. Sendeyiz. Of 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 of. Bizim size Ömer'le bir haberimiz var ama. Bir hıhım yapar mısınız kılıcım? Hem yapın bakalım. Benden boşanıyorum. Hoppa. Ben bir şey bakayım. Hop yüzüne. Ha. Yallah Fatih. Hadi yallah Fatih. Babe çoraplarını daha siktir. Keşke en başında seni dinleseymiş. Eyvah. Ayrıca sen neyi dayanarak benden boşanıyorsun? Sus be. Beni aldatmana dayanarak. Hoppa! Ömer hadi bakalım camdan fırlatma vakti. Mustafa olanları anlıyor mu acaba şu an? Bunun bir gerçekliği yok ne demek tam olarak Fatih? Çok iyi ya. Ay çok iyi, ben de çok rahatladım. Kaydı var. Of of of. Nasıl seçtiklerini anlattıkları. Aa! Ulan daha hala yalan söylüyor ve gaslight'a dalıyor. Aha Alev'i gösteriyor. Allah'ım. Eyvah ne? Nereden biliyor ki? Bize fragmanda da verilmeyen esas sürpriz. Ben de şahidim. Fatih'le Aygın'ı gördüm. Şahitlik yapabilirim. Mükemmel gerçekten. Barbat ya. Evet, uzatma. Evet. Ay yine kol tırmalamaya başladı. Hanımefendi niye tozunu alıyorsunuz ceketini? Evet ya. Ulan çöp kovası. Ay defol bu evden. Salak herif. Ne?
artık var ya Melis baba. bu Fatih var ya trafik kazasını öldürseydin. Ulan dünyada adalet olmadığı için Kıvılcım'la Ömer trafik kazası geçiriyor resmen Fatih'e. En başından benim kocamda gözüm vardı. Sonunda da kocam düştü değil mi? Ama asla izin vermem. Apo eyvah. Apo hoş olmadı bu arada Elif. Sen benim kocama Apo mu diyorsun? Çirkin. Senin gibi bilirim, çok iyi bilirim. Ay Meri. Şimdi kusacağım. Senden boşandığı gün evlenirim onunla. Meriç. Meriç ne oluyor ya? Bu Apo şu an böyle... Ay. Settar abinin yüzü o kadar çok fazla sayıda ekşidi ki. O da doğuruyor. Ay bebeklerin de boynuna koyduğundalar. Allah imkanı yeter. Ay Melis çimeleklendik. Bu kadın gerçekten de yasak elmanın senaristiymiş. Ben şu an anladım. En son ne zaman mı yemek yedik? Ay bunlar da kaza geçirecek bir köşede. Ay bu nasıl bir final ya? Ulan biz daha bu sabah Paris'te evlenmedik ya. Ay o da ne saçma bir tümsek öyle. Ulan ne kadar. Gerçekten döndürmüşler arabayı. Ulan sağ çıkma olasılıkları çok çok düşük. Ay yazık, kaza yaparken nasıl el ele tutuşmaya çalıştılar Merit. Karşı arabanın şoförü falan ölmüştür diye düşünmüştüm. Belki de öyledir. Adam devam etti, gitti be. Ne? Arabaya çarpmadı ki, tümseğe çarptı. Evet doğru, tümseğe çarptı. Ama belki o an kalbi durmuştu. Gelecek sezon atar yine. Kızda da burada ay bebeklere bir şey olmasın benim. Kızın kimsesi yok ki. Hayır. Ne trajedi bir ya böyle. Ay bebeği öldürmeseydiniz ya. Bir ölü bir yaralı var. Eyvah. Ya olamaz, hayır bir ölü bir yaralı ya. Şey söyleyeceğim, bu böyle bitecek mi bu bölüm? Ay dur başa alalım da şu kavga sahnesini tekrar izleyelim. Evet, bu bir ölü bir yaralı gibime geliyor ama yine de yani Melis Civelek bilir gelecek sezonda ya gibi ya diyor adam resmen. Evet sen nereden anladın? Hemen şöyle bir nabız, nabız yokladı. 21 olmuş bir de daha saat. Onca şey oldu. Siz kaçta akşam yemeği yiyorsunuz? Hakikaten ya. Paris'e 3,5 saat geçiyor. Bunlar sabah 7 uçağıyla falan gitti herhalde. 7 uçağıyla gitmiş oldu. 10'da orada olsalar o pasaport kuyruğundan geçecekler. Ama gitti. Onlar bir CIP'den geçiyordur. Hayır ama Paris'te de mi CIP? Fast Track'ten geçiyordur ya koskoca Ömer Ünal. Ay Meriç ne diyorsun bu sezon finaliyle ilgili? Ay nasıl bekleyeceğim ben bütün ya? Ya şu şey reklam arasında biz tekrar izledik. Şey oldu ya, gerildim ya. Alevle pembenin çekişmesi. Ay neydi o be? Ay ne çirkin bir sahne ya. Bu kadar gerçekçi bir şeye gerek var mıydı ya? Bir şey söyleyeyim mi Sıla Hanım? Size yani pembeye hayat veren ne Sıla'sı ya? Sibel. Sibel Hanım. Sibel Hanım size, size benden helalinden bir 3 emi ödül. Ya böyle Sibel bir şey olamaz. Evet ay ya, o alt dudağınız öyle ne titredi be hanımefendi. Of çok iyi. Fatih de güzel paraladı. Çok ama bir tokat istedi. Niye tokat? Şu Fatih nereye cehennem oldu gitti. Allah aşkına çocuğun ama doğuyor orada. Ama şeytan diyorsun yüzünü de. Cehennem ol. Meriç bir sezonu geride bıraktık. Güzel koştun yetiştin. Çok güzel koştun yetiştin. Şimdi 2 ay uf, tam da tadı kaçtı nasıl falan diyordum ben 2-3 haftadır biliyor musun? Biraz o dağınlar çıktı önceki diye. Bölüm de güzeldi ama ondan önceki 2 bölüm hafif böyle bir... Hafif bir sallandı. Tempo düşmüştüm. Eğer ama olabilir. Sezon finaline hazırlıyorlar. Bunları şeyden kurtulmadı ki bir ceza, bir yayın durdurma, seti bir kapatıyorlar of, bir açıyorlar. Neyse helal olsun size. Çok güzel vallahi sezondu. Sezon finali de yani ya. Gel boş aks Game bırakmamışlar. Game of Thrones finali gibi bir finaldi ya. Bu ne böyle? Nasıl bekleyeceğiz eline kadar kardeş? Fatih'in shame yürüyüşüyle başlar yeni sezon. Yumurta atacağız kapısına. Allah'ın cezası. Şu herifi sakın aklamaya kalkmayın ay, da. Ay lütfen. Bak benim bu diziden soğumam var ya an meselesi. Yani 30. bölümün akıbetine bağlı.
Yok canım, Fatih nasıl atlasın? Atlamazsın. Onun neyi aklanacak tarafı mı kaldı onun? Artık şu doğaya helal sitemiş yeni bir kast. Evet. Şu lütfen. Çimenin abuk subuk şeyi ne oldu ya? Çimenle çimenle o çocuğu böyle zayi etmişler. Resmen onlara yalandan yani... bir... Papağan daha çok vardı bu bölüm. O yoktu gerçi, hiç yoktu. Çimen bir saat... Sürücü hocası hiç yoktu, evet. Hayır ama önümüzdeki sezon ne olacak ya? Allah Allah. Ay yani son ilgilendiğim aks da yani Çimen'in sürücü hocası. Açıkçası. Hayır, şu Alev o evden nasıl çıktı acaba? Ben bunu çok Alev merak yani eli kolu cırmalanarak çıktı. Alev yemeğe pansumana gitmiştir Alev o evden. Alev çıktı o evden şeyin pembenin... Pembe, şeyin cesedi mi pembe çıktı cinnet o evden? Geçip koltuğa yığıldı en son. Ay Settar Abdullah abi, Bey. Ne yaptı Settar abi acaba? Hiç Settar abiyle yan yana getirmek ama istemem o karakteri. Ama şimdi birkaç tane büyük haber var orada. Doğa doğurdu. Öbürleri de kaza yaptı. Bunlar apar ya topar esas bir tane gider. Bebek gitti ya. Ya bebişi niye kıydınız bebişe ya? Şu Mustafa'yı niye zumzukladınız ya? Ya Mustafa'ya çok üzüldüm. Niye? Bir de salak gerçi herif diyor. Gerçi salağının... İyice artık, iyice evet. İyice artık bokunu çıkardı. İyice o evdeki hiçbir karaktere geri dönemeyecek hale getirdiler. Babası zaten aleyhinde şey vermezse onun yüzüne tüküreceğim Abdullah'ın. Aynen öyle. Pislikler. Ben Doğan'ın avukatı olurum. Haa sen, kız sen avukatsın hakikaten. Hukuk eğitimi almış kast size öneriyorum. Ya of. Vallahi. Şu Fatih donuna kadar almaya var mısınız? Var mısınız ya? Hadi bakalım. Ay gerçekten. Ben de bari Umut'un şeyden gelmiş akrabasını falan oynayayım. Kuzeni Umut. İç suratlı da kızımızı aldı diyor. Bir de Umut'a da iç suratlı dedi o arada. Evet, iç suratlı da Umut da nasibini aldı. Şunu şöyle yaptınız, bunu böyle yaptınız. Biriniz Ömer'i kafesledi, biriniz de Leman. Bu arada yani hepsi doğru. İşin elacısı. En acısı sen de kocamı mı kafesleyeceksin? Evet kardeşim, doğru. Ay nasıl dedi? Senden boşandığı gün evlenirim Apo'yla. Böyle ay, diyor. Ay çok çirkin. Apo da orada yaptı böyle. Allah ikinizin de belası. Yani, Apo da bin pişman. Gerçekten çok utanç verici bir sahneydi. Tebrik ederim. Çok, ne kadar utandım. Yani cringe'den bayılacak gibi oldu. Utançtan öldüm yani. Bir de daha bundan sonra da intikam peşinde diye film yayınlayacaklarmış. Daha da intikam mı kaldı? Pembe oynuyor başrolde galiba. Show TV'deki intikam kotası bu gecelik doldu gibi ha, ne ya, dersiniz? Hadi bir bölüm daha yayınlayın ya. Ay şu 30'u da şunu kenarına iliştirverseydiniz. Taban 2,5 ay nasıl bekleyeceğiz Meriç ya? Bu ne neyse, Haziran? Haziran, Ağustos, Temmuz, Ağustos. İki denize girdik, tatil ettik. Ay, bunlar Ağustos gidecek. Sonu başlar ya. Bu bayram ne zamandı kız? Genelde hani şey oluyordu ya Ağustos. Bir mesaj atalım, ne olacak acaba? Evrim Hanım. Evrim Hanım. Şu yeni sezonu öğrenince az çok bir hukukumuz var. Ben de vallahi bu dizinin ana kastından takipleştiğim birkaç isim var. Ensenizdeyim. Ama onlar da bilmiyordur ki daha ne olacak. Daha bilmiyorlar canım. 30. bölümün senaryosuyla ilgili inşallah bir story atarsınız herhangi biriniz. Bakın ben nasıl üşüşüyorum diyen kutunuz. Ben ölmemiştir yani. Ay nasıl öleceksin? Ay annem mesaj atmış, dur bakayım ne diyor. Oğlum Şerbo'da kim öldü acaba ki vereceğim merakta. Ay inanılmaz bir kadın ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar gelecek sezon. Teşekkürler Meriç bu güzel ben video için. Ben teşekkür ederim. Bakın biz de şeyle Ömer'le kızım.